Efendim İlayda. Beni arama demedim mi ben sana? Sana çok ihtiyacım var. Lütfen kapatma telefonu. Bir saniye bekler misin? İlayda! İlayda! Ne yaptın sen? İçtin mi? İlayda! İlayda ne oluyorsun? Ne yaptın? Ne içtin böyle sızacak kadar? Kendine gel İlayda. Ne yaptın kendine sen? Hemen hastaneye götürüyorum seni. Çabuk gel buraya. Çabuk gel. Sana nane limon yaptım. İç istersen biraz. İyi gelir midene. Keşke hastanede kalsaydık bu gece. Daha iyi misin biraz? Değil. İlayda, nasıl yapabildin bunu? Barış ortaklığı feshetti. Beni de Barış'a şikayet etti. Geriye hiçbir şey kalmadı. Sadece mesleğim ve ismim vardı hayatımda. O da elimden gitti. Hepsi hırsın yüzünden geldi başına. Seni uyarmaya çalışmıştım ama dinleme. Biliyorum. Biliyorum. Sadece neyi merak ediyorum biliyor musun? Gerçekten kazanacağına inandın mı? Ya da kazandığında ne olacağını? Senden bir şey isteyebilirim. Eğer yapabileceğim bir şeyse, evet. Bana sarılabilir misin? Son bir kez. Çok üşüyorum. Teşekkür ederim. Bizim hiçbir şansımız yok. Buradan gitsek uzaklara. Artık her şey için çok geç İlayda. Keşke kazanma şansım varken her şeyden vazgeçseydim. Kaybettikten sonra değil. Sen benim başıma gelen en güzel şeydin biliyor musun? Ben bunu fark ettim. Thank you.
buradasın. Günaydın. Bu sefer rüya değilmiş. Evet, değilmiş. Ben de kontrol ettim. Başın nasıl oldu? Bilmem. Biri gece kızarmış ekmek falan diyordu ya. Sen gece burada mıydın? Bir ara çünkü kapsama alanın dışındaydın da. Senin yüzünden. Niye, ben mi dedim o kadar iş diye? Seninle başka türlü baş edemiyorum çünkü. Bak yine ne yaptın ettin, girdin kalbime. Bir daha çıkarma beni oradan. Söz mü? Söz. İyi tamam. O zaman artık ekmek kızartabilirsin. Ne? Bak. Tabii o tatlı sözlerin falan hepsi o kapılar açılana kadar değil mi? Bizim oralarda bir laf vardır. Kuzum sana yer edeyim, sonra gör bak neler edeyim diye. İyi tamam. Omlet yapsan da olur. Şöyle kalpli, naneli falan. Bana bak, sen çok fenasın ha. Gel buraya! Kaçma, gel buraya! Kaçma, kaçma, gel, dönmeyeceğim. Her sabah böyle başlamalıyız bence. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir dahaki kablosunu çekmiş. Ben gitmeyeyim diye. Teo'nun verdi sana bu aklı. Gül'le bizim ortak fikrimiz senin kaçacağın yönündeydi zaten. Teo da biraz yardımcı olmuş olabilir. Şu bir çalışmasın. Ben göreceğim o zaman yardımını iterken. Elimi sürmem vallahi. Artık sen kendi arabanı kullanırsın. Sevgilim. Hadi geç şöyle. Bu sinsinin fikri olmasına rağmen vallahi 10 numara 5 yıldız bir fikir Metin abiciğim, söylüyorum yani. Vallahi acele etmeyin, durun bakalım bir Aslı gelsin. Ya barıştılar mı, birbirlerini mi paradılar belli değil ki. Bence barışmışlardır onlar canım. Ya Aslı dayanamaz zaten. Yani ablasının ve en yakın arkadaşının düğününe mi gelmeyecek? Benim kafama yattı bu iş, sen ne diyorsun baba? Ya siz niye zorluyorsunuz ki bu işi bu kadar kızım? Ya Aslı da istemiyor adamı işte. Size uydum, ben de he dedim. Adam resmen daha kaçırdı kızımı ya. Başka erkek mi yoktu yani? Vallahi yok anne. Benim için Barbo'dan başkası yoksa, Gül için nasıl Teo'dan başkası yoksa, Aslı için de Barış'tan başkası yok. Oğlum sadece bunu kabul etmek istemiyor ama patron onun gönlünü almıştır şimdi. Bilemiyorum yani, insan neden olmasın diyor ya. Yani şu sinsiyi bile eve kabul ettik yani ailemize. O adamın ne günahı var şimdi? Yapalım işte düğünü Barış abinin evinde. Hem halamın da hoşuna gider. Ay gider vallahi çiçoğum değil mi ya? Yani hem bilmediğimiz bir yerde olacağını. Vallahi ben karışmam. Benim pek aklım yatmadı. Hele bir Aslı gelsin de bakalım sonra. Annem haklı. Aslı bir gelsin. Şimdi onu nasıl ikna edersiniz bilemem ama ben evde başka hırgür istemiyorum. Onu söyleyeyim. Oh.
Ben yemin ediyorum tahmin etmiştim ya. Dedim ki Barış Bey bu işi şak diye çözer dedim. Demedim mi Sinsi? Söylesen. Ha? Demedim mi? Barbacığım istersen konuyu uzatmayalım da anın mutluluğunu kısaltmayalım. Çözdünüz mü sorunları abicim? Her şey çözüldü Metin abi. Aslı. Sorun kalmadı anne. Bu arada ben de sizi tekrar tebrik ederim arkadaşlar. Eyvallah patron, sağ ol. Vallahi şimdi mutlu oldum desem yeridir. Yani bizim evlenecek olmamızdan sonra çok mutlu bir haber. İsterseniz düğünleri bizim evde yapalım. Ya, yok canım ya Barış Beyciğim, yani ne gerek var Rıza abi? Şey olmasın yani, biz şimdi zaten kendi bütçemize göre bir şeyler ayarlarız ya. Teo da çok ısrar etti ama size zahmet olmasın istiyorum ben yani. Yok canım, ne zahmeti? Artık bir aile değil miyiz? Barış. O zaman Arzucuğum, şu boğazdaki yalıya verdiğimiz kaporayı biz geri alalım, tamam mı? Zevzek ata binince bey oldum sanır. Şalgam da aşa karışınca yağ oldum sanırmış. hadi kızlar, biz bir çay koyalım, hadi. Bence de. Hadi, hadi gidin. Beyler, kızları aldınız diye rehavete kapılmayın. Elin kızların üzerinde. Üzüldüklerini gördüğüm anda Metin gider, ipsiz Metin gelir ona göre. Anlaştık mı? Anlaştık Metin abi. Hadi gelin o zaman, biz de sarılalım.